Diyemedim ama ben döndüğüne çok sevindim. Ben de yani ben de döndüğüne, seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Polisler beni götürürken... Biliyorum, biliyorum Zola ne dediğini. Biliyorum Tiyaman'ın ne olduğunu öğrendim. Yani bir anda söyledim yani. Çünkü bir daha geri dönemem sandım, seni göremem sandım. Ama döndüm. Yani iyi ki. Yani sınır dışı da edilebilirdin. Evet yani ama benim korktuğum şey sınır dışı edilmek değildi ki. Ben seni bir daha göremem diye korktum Azra. Çok erken. Ama ben tutamıyorum kendimi. Seni görünce dayanamıyorum. Yani sanki böyle içimde bir ışık var. Gözlerimden, kalbimden, böyle parmaklarımdan uçup gidecek gibi hissediyorum. Böyle içimde kelebekler uçuşuyor. Seni görünce ben dayanamıyorum. Zola dur. 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 Bir daha fazla bir şey söyleme, bir şey yapalım. Zola. Bak şu an her şey çok karışık. Benim kafam çok karışık. Kalbim çok karışık. Hiç beklemediğim bir anda çıktın, geldin. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Hem sen bizim personelimizsin. Anladım yani. Tamam bu konuşma olmadı varsay tamam. Yani öyle sensin. Zola. Sadece biraz yorgun ama zamanla yani yarın daha iyi olacağım. İyi geceler size. İyi geceler, Allah rahatlık versin. Çocuğa da fazla yüklendik ya. Kaçıp gitmese bari. Abla nesi var Zola'nın, ne oldu? Her şey çok kötü oldu Ayşe. Hadi eve çık anlatacağım. Oh şükür bitti. Veys usta, ben bir gidip Zola'ya bakayım. Bana pek iyi görünmüyordu. Ha, olur olur git. Git. Temizlik sende. Tabii. Bana bak.
Ya vallahi gönlüm el vermiyor dışarıda kalmanız. Hadi geçin dükkanı. Hadi gidelim Arif. Gitmiyoruz Zekeri. Benden günah gitti o zaman. Kapatıyorum dükkanı. Kapat sen. İlla kapat. Oğlum nerede yatacağız? Nerede uyuyacağız lan? Şşş. Sus oğlum biraz. Biraz sabırlı ol be. Az bekle hele. Bu gece yumuşacık yataklarda yatacağız. Vallahi mi? Daha fazlası için Gençliğim Eyvah dizisinin YouTube kanalını takip ediniz.